Arkadaşlar merhaba, sesim geliyor mu? Beni duyabiliyor musunuz? Sesim geliyorsa çete yazabilir misiniz lütfen? Bildirimleri kapatayım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle şu an fen bilgisi dersleriniz arasında biyoloji dersine bir giriş yapacağız. Hem biyolojide hem çevre biliminde sınıf ÖABT'de gelen madde döngüleri kısmıyla alakalı konuşacağım. Madde döngülerini işleyeceğiz. Üç tane madde döngümüz var. Su, azot ve karbon döngüsü şeklinde. Bu konuyu seçtim özellikle çünkü mutlaka bir soru geliyor, bir net yaptırıyor. Hem de başka konulara böyle atıf yapabileceğimiz bir ünite. O yüzden özellikle bu konuyu seçtim. Anlamadığınız kısımlarda chat'i kullanabilirsiniz, bana chat'e yazabilirsiniz. Soruları cevaplayayım orada. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, madde döngüleri deyince azot döngüsü, su döngüsü, karbon döngüsü bunlar gelecek aklımıza. En fazla karşılaşacağımız madde döngüsü hangisi? Azot döngüsü. Azot döngüsünde biraz daha uzunca duracağız. Yani aslında bu derse azot döngüsünü göreceğiz gibi düşünün. Öncesinde böyle minik bir giriş yapalım ekolojiyle alakalı neler var neler yok. Arkadaşlar ekoloji demek çevre bilimi demek. Bu sizin ayrıca bir dersiniz biliyorsunuz. Ayrıca soru getiren bir ders. Aslında biyolojinin bir alt dalı. Ayrı bir ders olarak alıyorsunuz. Çevre biliminde, ekolojide, çevre biliminde madde döngüleri önemli bir yer kaplıyor. Şimdi bir defa ekosistemi tanımlayalım. Ekosistem ne demek? Belirli sınırlar içinde etkileşim halinde bulunan farklı türden canlı gruplarıyla bu canlıları içinde barındıran cansız çevrenin tamamı. Yani aslında ekosistem deyince aklıma hem canlılar hem de çevremiz gelecek. Yani biz de çevremizde ekosistemin içindeyiz. O zaman ekosistem canlı artı cansız çevre olarak tanımlayabilirim. Canlıları etkileyen faktörleri de ikiye ayırıyorum. Abiyotik faktörler, biyotik faktörler. Arkadaşlar biyo canlı demekse abiyo yani biyotik faktör cansız faktörleri bana verecek. Biyotik faktörler ise canlı faktörler. Şimdi biyotik faktörlerle başlamak istiyorum. Bizde biyotik faktörler neler var? Bizde biyotik faktörler üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar. Bu üçü. Üretici, tüketici, ayrıştırıcı. Bu üçü biyotik faktörler, canlı ögeler. Şimdi bir ekosistemde bulunan birbirleriyle ilişki içinde olan canlılar tamamı bizim biyotik faktörlerimiz. Niye bir ilişki içinde diyorum? Çünkü önceki konulardan hatırlarsınız besin piramidi vardı. Buraya alta üreticileri yerleştiriyorduk. Bir üstte bunu yiyen tüketicilere, bu da tüketici, bu da tüketici, bu da tüketici ama bir üstte birinci tüketici, onun üstü ikinci tüketici. Yani şuraya kenara da ayrıştırıcıları koyduğumda niye kenara koyuyorum? Çünkü ayrıştırıcılar hem bunu hem bunu hem bunu bütün basamaktaki canlıların ölülerini yiyordu. O zaman buradaki canlıların birbiriyle ilişki halinde olduğunu görüyor muyum? Birbirleriyle ilişkileri, birbirleri için belki besin olma, birbirleri için belki rekabet halinde olma gibi sürekli bir ilişki halindeler mi? Evet. Şimdi biyotik faktörlerimiz bizim üretici, tüketici, ayrıştırıcıymış. Buraya tekrar döneceğim. Ama abiyotik faktörleri böyle daha yüzeysel bir konuşalım. Bizi asıl ilgilendiren tabii ki biyotik faktörler. Dersimizin adı biyoloji çünkü. Asıl ilgilendiren biyotik faktörler. Ama yine abiyotik faktörleri de bir konuşmak istiyorum. Abiyotik faktörler canlıların yaşamlarını devam ettirecekleri çevresel koşulların tamamı. Nedir canlıların yaşamlarını devam ettirecekleri çevresel koşullar? Bir defa ışık. Işık, iklim, sıcaklık, su, pH, toprak, mineraller. Bunlar canlıların yaşamını devam ettirmek için gerekli faktörler. Şimdi arkadaşlar
Bir defa ışık niye olmak zorunda? Işık her şeyden önce fotosentez için çok önemli. Fotosentez ne? Üreticilerin yaptığı kendi besinini, kendi üretmenin bir yolu. O zaman ışık arkadaşlar fotosentez için şart. Kendi besinini, kendi üretmenin de bir yolu. Doğrudan üreticileri etkilediği için diğer bütün canlıları da etkileyen abiyotik bir faktör. Yine iklim arkadaşlar, bulunduğumuz bölgenin iklimi hemen o bölgede yaşayan canlıların işte tür çeşitliliğini, birey sayılarını etkiliyor. O yüzden iklim de etkili. Şöyle düşünün, iklimin buzullaştığını düşünün mesela. Birden buzullaşma olduğunu düşünün. Orada canlı yaşayamaz. İklim doğrudan canlılar üzerinde etkili. Ya da bazı canlılar daha sıcak iklimlerde, daha ılıman iklimlerde yaşarken bazıları daha soğuk iklimlere adapte olmuş durumda. Yani canlıların yaşamını doğrudan etkileyen abiyotik faktörlerden bir tanesi iklimde. Gelelim sıcaklığa. İklimle aynı olay aslında. Sıcaklık da canlıların yaşamını doğrudan etkiliyor. Arkadaşlar su zaten olmazsa olmazımız. Bütün canlılar için su olmazsa olmaz. Zaten dünyanın büyük bir kısmı, canlıların vücudunun büyük bir kısmı hep neden oluşuyor? Sudan oluşuyor. Bizim vücudumuzda bir protein sentezlemek için bile, en basit reaksiyonlardan bir tanesi, bir protein sentezlemek için bile neye ihtiyacımız var? Yine suya ihtiyacımız var. Yine pH arkadaşlar, asitlik, bazlık, bu da önemli. Yine aynı şekilde vücudumuzda bazı reaksiyonları gerçekleştirebilmek için pH'ın dengede olması gerekiyor. Mesela bizim kanımızın pH'i yaklaşık 7.2 ile 7.4 arasında değişiyor. Bu fark etmez. Çevre için de aynı şey geçerli. Çevrede de canlıların yaşadığı süreçte de yine canlının yaşadığı bölgede de pH etkili. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Akvaryum sahibi olan vardır aranızda mutlaka. Akvaryumda balık bakan. Orada suyun pH'i çok önemli oluyor. Yükselmesi veya düşmesi durumunda balıklar ölebilir. Yine pH da etkili olan çevresel faktörlerden bir tanesi. Toprağa gelelim. Toprakta doğrudan yaşayan canlılar var ya da toprakta yaşayan canlılardan beslenen canlılar var. Bu yüzden toprak da yine canlıları etkileyen abiyotik faktörlerden. Mineraller arkadaşlar, mesela bizde olmazsa olmaz mineraller var bizim için. Demir mesela, kalsiyum mesela. Doğrudan canlıların dışarıdan almak zorunda olduğu olmazsa olmaz inorganik besinlerden bir tanesi minerallerde. Bu da yine abiyotik faktörlerimiz içine giriyor. Şimdi arkadaşlar biz abiyotik faktörleri de söyledik. Şimdi biraz daha biyotik faktörleri tekrardan değineceğim. Biyotik faktörlere geri geleceğim. Çünkü orası böyle biraz daha bizi ilgilendiren, bize hani belki evet şu an madde döngüleri işlemeye çalışacağız. 40 dakikada madde döngülerini doğru yapacağız. Ama istiyorum ki başka bir konuyu da, başka bir konudan gelebilecek soruya da bu derste öğrendiğiniz bilgilerle cevap verebilin. O yüzden hani böyle biraz daha konunun ayrıntılarına, derinlerine ve başka yerlere atıfta bulunaraktan konuyu bitirmeye çalışacağım, toparlamaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, bizim canlılarımız bir defa üretici, tüketici, ayrıştırıcı olarak ayrılıyor. Bunlardan üreticileri konuşalım önce. Üretici canlı demek, ototrof canlı diğer adıyla. Not alabilirsiniz notlarınızın üstüne mutlaka. Çünkü yazdığım isimleri ÖSYM seviyor. Yani ÖSYM her zaman üretici yazmaz. Ototrof da diyebilir. Şimdi üretici canlılar, yani ototroflar neden ototrof? Çünkü kendi besinlerini kendileri sentezleyebiliyorlar. Aslında şöyle kalsın. Birçok kişi ototrofu hani ototrof, ot yiyen falan olarak kafasına kodlamış. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Böyle düşünmeyin. Ototrof demek şu demek. Oto. Mesela ben otokontrolü yüksek bir insanım diyelim. Böyle konuşuyorum. Otokontrolü yüksek bir insanım. Otokontrolü yüksek biri ne yapar? Kendi kendine düzenlemesini, kontrol sağlamasını rahatlıkla yapabilen biridir, değil mi? Öz disipline olan biridir. Oto. Yani kendi ekimi veriyor aslında biraz. İşte ototrof deyince de
kendi besinini kendi sentezleyen canlı diye anlayacağım. Arkadaşlar, ototrof canlılar iki şeyden birini yapabildiği için ototroftur. Ne bunlar? Ototrof canlılar ya fotosentez yapabilir ya da kemosentez yapabilir. Aynı şey. Bu ikisi de aynı şey. Fotosentez de aynı, kemosentez de aynı. Aralarındaki tek fark, fotosentezde güneş ışığı kullanılıyor, kemosentezde kimyasal enerji kullanılıyor. Şimdi ben hemen size buraya fotosentez ve kemosentezin denklemini yazacağım. İkisinin de denklemi aynı arkadaşlar. Genel denklemimiz ne? Bir defa denklemi unutursanız, hani aslında ilkokuldan beri gördüğümüz bir denklem ama unuttunuz diyelim sınav anı, sınav heyecanı. Hemen fotosentezi en fazla kimin yaptığını düşünün. Fotosentezi en fazla kim yapıyor? Bitkiler yapıyor. Bitkilerden pay biçin. Ne yapıyorlar? Havayı temizliyorlar. Havadaki kirli gaz ne? Karbondioksit. O zaman karbondioksit alıyor. Bitki başka ne yapıyor? Topraktan suyu alıyor. Sonra ne yapıyor? Karbondioksit aldı, suyu aldı. Sonra ne yaptı? Kendi besinini kendisi sentezledi. Ve ne yaptı? Oksijen üretti. Tamam mıyız? Karbondioksit suyu aldı, besin ve oksijen üretti. Şimdi arkadaşlar burada amaç ne aslında? Amaç fotosentez ve kemosentezde besin üretmek. Bunu ne sayesinde yaptı? Eğer okun üstünde güneş ışığı varsa bunun adı fotosentezdir. Eğer okun üzerine kimyasal enerji yazmışsa bunun adı kemosentezdir. Şimdi düşünüyorum. Besini sentezledi. Kendi besini kendisi sentezledi. Bir yapım reaksiyonu yaptı. Bir özümleme yaptı. Özümleme diye de geçer fotosentez ve kemosentezin adı. Bunu güneş ışığı ya da kimyasal enerji yardımıyla yaptı. O yüzden bu canlılar üretici canlılar. Kendi besinlerini kendileri ürettiler. Burada arkadaşlar ürettiği besin nasıl besin? Organik besin. Karbondioksit ve su nasıl? İnorganik. O zaman üretici olmanın temel yolu neyden geçiyor? İnorganik maddeyi organik maddeye çevirmekten. Şimdi size bir şey fark ettireceğim. Protein sentezlemek. Ribozomun yaptığı protein sentezi işi. Tüm canlılar için ortak özellik mi? Tüm canlılar protein sentezleyebilir mi? Evet. Tüm canlıların ribozomu var mı? Prokaryotların dahil ribozomu var mı? Var. Prokaryotlar dahil protein sentezliyor mu? Sentezliyor. O zaman amaç ne? Amaç arkadaşlar amino asitleri birleştirip protein sentezinde bir sürü amino asit yan yana koyup bundan ne sentezlemek? Protein sentezlemek. Şimdi burada da mı besin sentezledi? Bu işi herkes yapıyor. O zaman protein sentezleyen herkes. Yani aslında bütün canlılar mı ototrof? Hayır. Ototrof olmak için, üretici olmak için inorganik maddeden organik yapmak lazım. Yani amino asitleri birleştirip protein sentezlemek lazım. Tamam mıyız? Şimdi o zaman pardon çok özür diliyorum. Şurada yanlış bir şey söyledim. İnorganiklerden organik yapmak lazım. Yani amino asitleri birleştirip protein sentezlemek inorganiği organik madde yapmak demek değil. Yani üretici olmak demek değil. Bunu herkes yapar. Bu herkesin yaptığı canlıların ortak özelliği. Üretici olmak için inorganik maddelerden organik madde yapmak lazım. Tıpkı fotosentez, kemosentezdeki gibi. O zaman burayı hallettik. Devam ediyorum. Geldim tüketicilere. Kendi besinini kendi üretemiyor. Dışarıdan hazır olarak alıyor. Bildiğimiz etçiller, otçullar, hatta ayrıştırıcılar da buraya girebilir. Çünkü ayrıştırıcılar da hazır yiyor arkadaşlar. O zaman tüketiciler ototrof olmayan, yani fotosentez, kemosentez yapamayanlar. O zaman tüketicilere de geçtim. Arkadaşlar, hangi canlılar fotosentez yapabilir? Onları bir sayalım. Bir defa bazı bakteriler fotosentez yapar. Fotosentez yapan bakteriler arasında en meşhuru siyanobakteridir. Algler yapar, öglena yapar, bitkiler yapar,
Bir de kemototrof canlılar yapar. Neyi? Fotosentez ya da kemosentezi. Burada kemosentezle ilgili bir ipucu vermek istiyorum. Hiçbir ökaryot canlı kemosentez yapmaz. Kemosentezi yapan herkes, bütün canlılar nedir? Prokaryottur. Yani ökaryotların arasında kemosentez yapan canlı aramayacağım. Prokaryotlarda arayacağım. Zaten iki tane prokaryot alemim var. Bakteri, arke. O zaman bir canlı kemosentez yapıyorsa eğer, ya bakteri olduğunu biliyorum ya da arke olduğunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar, üreticileri hallettik. Geri kalan tüm canlılar zaten tüketiciler. İlerliyorum. Ekosistemde bizim bir madde enerji akışımız var. Bu piramide özellikle koydum ama madde döngülerinin konusu değil. Hani bir değinmek istediğim için az önce değindik. Şimdi madde döngülerinin giriş yapmak istiyorum. Vaktimizi değerlendirmek adına biraz böyle hızlı gidiyorum, seri gidiyorum. Şimdi arkadaşlar, bir defa 3 tane madde döngümüz var. Su döngüsü, karbon döngüsü, azot döngüsü diye. Size en fazla soru getirecek olan azot döngüsüdür. Çok hızlıca su döngüsü ve karbon döngüsünden bahsedip azot döngüsüne giriş yapacağım. Şimdi bir defa su döngüsü deyince aklıma ne gelecek? Yağmur oluşumu gelecek. Coğrafyadan bildiğimiz yağmur oluşumu gelecek aklıma. Arkadaşlar, yeryüzündeki ve yer altındaki su kaynakları, denizler, göller, akarsular, yer altındaki sular, bunların hepsi sıcaklıkla beraber buharlaşıp sonra tekrardan yağmur olarak karaya geri mi dönüyor? Alın işte size su döngüsü. Su döngüsü bu şekilde. Burada önemli bir notum var. Eğer canlılar olmasaydı, canlılar yok düşünün, su döngüsü gerçekleşir miydi? Evet, gerçekleşirdi. Yani su döngüsü için canlıların olması şart değil. Su döngüsü böyle. Geliyorum karbon döngüsüne. Karbon döngüsü bizim bildiğimiz solunum fotosentez denklemleri. Bu iki denklemin birbirinin girenleri ve ürünleri arasındaki yaptığı alışveriş. Şimdi hemen size fotosentezin denklemini tekrar yazıyorum. Karbondioksit artı su, besin artı oksijen. Arkadaşlar, bu arada daha evvel sorusu geldiği için söylüyorum. FENÖABT'de sordular. Sınıf ÖABT'de de sorabilirler. Sorma ihtimalleri çok yüksek. O yüzden söyleyeyim. Burada karbondioksitin yanında hani suyu yazıyorum ya. Buradaki hidrojen kaynağım illa su olmak zorunda değil. H2S de olabilir. Tek başına H2 de olabilir. Yani bu zorunlu değil. Ama karbondioksit olması şart mı? Evet, şart. Şimdi bu fotosentez ya da kemosentezin denklemi miydi? Bir de bu denklemi tersine çeviriyorum. Tersine. Besin, yemek yedim. Oksijen aldım. Ok. Karbondioksit havaya geri verdim. Ve idrarla, terle su attım. Bu neyin denklemi? Bu da solunumun denklemi. Şimdi arkadaşlar, birbirinin tersi mi bunlar? Karbon döngüsü işliyorum. Karbon neyin içinde? Bu iki denklemde karbondioksitin. İlk denklemde karbondioksit girenlerdeyken, ikinci denklemde ürünlerde mi karbondioksit? Evet, ürünlerde. O zaman birinin girenleri, diğerinin ürünleri mi? Yani arada bir döngü var mı? Gördünüz mü karbonun nasıl döndüğünü? İşte karbon döngüsü de aslında o ototrof canlılarla, ototrof canlıların fotosentez yapmasıyla, diğer tüm canlıların solunum yapması arasındaki döngü bana karbon döngüsünü veriyor. İşte şimdi bizim için en önemli döngü olan neredeyiz? Azot döngüsündeyiz. Şimdi azot döngüsünü de şu şekli kullanmak istedim. Hani en net burada. Buradan gidelim. Şimdi arkadaşlar, bir defa havanın %78'i azot değil mi? Havada, soluduğumuz havada çok yüksek oranda ne var? Azot var. Şimdi bu azotu şöyle yapalım. Şimdi bu azotu
doğada, yeryüzünde hiçbir canlı doğrudan kullanamıyor. Yani ben nefes aldığımda evet azotu da içime çekmiş oluyorum çünkü havayı alıyorum içime ama bu azotu doğrudan kullanamıyorum. Doğrudan kullanamıyorum. Nasıl? Havayla beraber içime çektim ama ay işte azotu biraz hücrelerime alayım, işte biraz aminosterime ekleyeyim, aminosterime katayım, oradan proteine geçsin falan gibi bir şey yapamıyorum. Doğrudan kullanabildiğim kim var? Doğrudan kullanabildiğim orada oksijen. Aldığım havadaki oksijeni doğrudan akciğerlerim, akciğerlerimden kılcal damarlarım, oradan kanım, kanımdan hücreler, hücrelerimi de mitokondrime verip solunumda kullanıyorum mesela oksijeni. Ama azot kullanamıyorum. Azot yeryüzüne başka yollarla iniyor, başka yollarla kullanılıyor. Nasıl? Şimdi arkadaşlar, atmosferdeki azot iki yolla yeryüzüne inecek. Ne bu yollar? Bir, azot bağlayıcı bakterilerle ki bunların adına rizobium bakterileri diyeceğiz. Rizobium bakterileri. Azot bağlayıcı bu rizobium bakterileri baklagillerin kökünde yaşıyor. Baklagiller kim? Nohut, fasulye, mercimek. Bunların kökünde yaşıyor. Peki başka? Azot bağlayıcı bakteriler baklagillerin kökünde yaşıyor. Atmosferdeki azotu tuttu. E zaten kendisi baklagilin kökünde. Ne yaptı? Baklagile verdi. Burada sıkıntımız yok. O zaman azot artık nerede? Baklagilin kökünde. Devam ediyorum. Başka? Yıldırım, şimşek gibi doğa olaylarıyla toprağa karışabilir. Zaten böyle yağmur yağdığında böyle güzel bir koku olur. Böyle fresh bir koku olur, doğadan gelir. İşte o aslında toprağa inen azot. Biz onun kokusunu alıyoruz aslında. Şimdi şu an azot nerede arkadaşlar? Ya toprakta ya baklagillerin kökünde. E topraktaki azot da zaten diğer ototroflara geçmeyecek mi? Yani toprakta yaşayan diğer bitkilere. E ne oldu şimdi? O zaman baklagillerdeki azot ve ototroflardaki azot birleşti. İkisi birden şu anda neye geçecek? Onları yiyen heterotrof. Yani şöyle düşüneceğim. Baklagillere geçmişti. Baklagiller bitki. E ototrofların da çoğu toprakta yaşayan bitki. Bunları kim yiyecek? Kim yiyecek? Üreticileri kim yiyordu? Tüketiciler. Yani heterotroflar. Yani besini dışarıdan hazır alanlar. O zaman azot şu an nerede? Hala biraz baklagillerde, hala biraz bitkilerde ve onları yiyen heterotroflarda. Şimdi arkadaşlar, heterotroflar öldü. Ototroflar öldü. Baklagiller öldü. Ölü atıklarla beslenen canlı kim? Ölü atıklarla beslenen canlı. Ölü organizmalarla da kim besleniyor? Ayrıştırıcılar. Ayrıştırıcılar besleniyor. O zaman ayrıştırıcılar da ölü organizmaları yer. Ayrıştırıcıların mekanizması da şöyle. Hücre dışı sindirim yapıyorlar. Diyelim ki ben bir ayrıştırıcıyım. Burada kocaman bir ölü atık var. Ben ne yapıyorum? Hemen hücre dışı sindirim enzimi salgılıyorum. Bu kocaman ölü atığı sindirdim, 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 sindirdim. Bu sırada sindirdiklerinden işime gelenleri yiyorum. İşime gelmeyenleri, atıkları atıyorum. İşte atıklardan bir tanesi de amonyak. O zaman bu konunun hediyesi olsun size, burada bir ayrıntı daha vereceğim. Madde döngülerinin dışında başka konu sorusu olarak gelir ve size soru çözdürür. Burada arkadaşlar, ben ayrıştırıcıyım dedim ya. Ben ayrıştırıcı olarak bu ölü atığı sindirmek için ne salgılıyorum? Hücre dışı sindirim enzimi. Enzim protein yapılı değil miydi ve büyük molekül değil miydi? Dolayısıyla ben enzimi egzositozla salgıladım. Bunu muhtemelen soru çözerken bulurdunuz, tahmin ederdiniz. Yani o konuya çalışınca burayı hallederdiniz. Ama sizi şurada düşürebilir. Ölü atığı sindirdi mi? Sindirdi. Sonra işine yarayanları vücuduna geri sindirim enzimi salgılamayı egzositozla yapıyorsa sindirdiklerini almayı endositozla yapıyor diye koyar şıklara. Sakın ola düşmeyin. Endositoz
egzostoz, bunlar büyük moleküllü besinler için bir vücut içine alma ya da hücre içine alma verme yoludur. Sindirdikten sonra artık o küçük molekül olduğu için endostozla değil difüzyon, aktif taşıma gibi küçük moleküller için olan yöntemlerle hücre içine alınır. Evet hocam, verimli toprak oluşmuş oluyor tabii ki. Yazdığınız da doğru. Başka burada NH3 oluştu mu? Hocamın dediği gibi artık bu amonyak nerede? Toprakta. Şimdi toprakta kalıyor mu? Kalmıyor. Amonyak aslında zehirli bir madde arkadaşlar. Toprakta kalmıyor ama amonyan çevrimini sağlayan bazı canlılar var neyse ki. Bu canlılardan birisi nitrit, birisi nitrat bakterisi. Arkadaşlar amonya nitrite, nitriti nitrata çeviren iki tane bakteri var. Bunlar nitrit, nitrat bakterileri. Bak söylenişi aslında böyle listeden belki kulağınızda kalmıştır. Nitrit, nitrat, nitrit, nitrat. Yani önce i'li olan, sonra a'lı olan. Yani alfabenin ilk harfi olan, sonradan. Önce i'li olan, sonra a'lı olan. Nitrit, nitrat. Bunların kimyasal formülleri de nitritinki NO2, numara 2. Nitratınki NO3. Böyle kafamızda tutalım. Yani amonyaktan önce nitrit, sonra nitrat oluşuyor. Şimdi nitrit, nitrat bakterileri bunu niye yapıyor? Hemen bir slide öteye gitmek istiyorum. Bir iki slide öteye kemosentezle ilgili biraz bilgi koydum. Şimdi arkadaşlar, kemosentez demek inorganik maddeyi oksitlemek ve bundan yeni organik madde sentezlemek, ama asıl amaç da enerji üretmek demek, enerji. Bu üretilen enerji kimyasal enerjidir ve bu kimyasal enerjiyle, bakın bu denklem neyin denklemi, deminden beri yazıyorum. Karbondioksit artı su, besin artı O2. Kendi besini kendimi sentezlemiş. Bu ya fotosentezdir ya kemosentezdir. Hangisi? Üzerinde enerji olduğu için kemosentez. Şimdi bu kemosentezin genel denklemi. Bizim kemosentez yaptığını bildiğimiz en iyi iki örnek nitrit, nitrat bakterileri. Şimdi arkadaşlar bakın, bu böyle çok karışık gibi gözüküyor ama sakın ön yargı yapmayın. Ben neyi biliyorum? Amonya bir canlı bir şeyler yapıyor ve numara 2 oluşturtuyor. Yani nitrit oluşturuyor. Nitrit bakterisi mi bunu yapan? Nitrit bakterisi. Tamam mıyız? Şimdi diğer, bak denklemdeki diğer şeylere çok bakmıyorum bile. Amonya nitrite çevirdi. Tıpkı neredeki gibi? Benim azot döngüsü slaytımdaki gibi mi? Değil mi? Dikkat edelim. Burada ne oluyordu? Amonya nitrite çeviriyordu. İşte bunu niye yapmış? Bu slide azot döngüsü slide'ının aslında mutfağını bana gösteriyor. Yani arka yüzünü gösteriyor. Bak, amonya nitrite çevirmesinin amacı aslında burada enerji çıksın. Bak kalori yazmış. Enerji çıksın. Bu enerjiyi de getirsin bu okun üstüne koysun ki bu denklem kemosentez olsun diye. Neydi kemosentez? Karbondioksit artı su. Besin, şu C6H12O6 glikozun denklemidir. Besin artı oksijen. O zaman arkadaşlar burada ne olmuş oldu? Genel ana tanımımdaki gibi inorganik bir madde oksitlendi. Başka yeni bir inorganik madde oluştu. Benim için hiç önemli değil ki burada su oluşmuş. Boş ver onları. Amaç ne? İnorganik maddeyi niye oksitledi? Yani amonya niye oksitledi? Amaç kalori çıksın, enerji çıksın. O enerjiyi de, o kimyasal enerjiyi de karbondioksit artı su, besin artı oksijen bu denklemde kullansın. Olayım bu. Şimdi bir de benim azot döngüsü denklemimde, nerede o? Azot döngüsü denklemimde nitritin devamı da, nitrit de neye dönüştürülüyordu? Nitrata. Şimdi bunun arka planına bakıyoruz. Bakın. Karbondioksit, şu numara 2 görüyor muyuz? Çizeyim altına. Numara 2 nitritti değil mi? Nitrit oksitlendi. Numara 3'e dönüştü arkadaşlar.
nitrit oksitlendi, numara 3'e dönüştü. Yani önce bak diğer slide gözünün önüne gelsin. Şu slide gözünün önüne gelsin. Amonyak nitrite nitrit nitrata dönüşecekti değil mi? İstediğim şey bu. Kim yapıyor bu işi? Nitrit nitrat bakterileri. Bakıyoruz yapmış mı? Bakıyoruz. Amonyak çizeyim altını. Amonyak oksitlenmiş, enerji çıkmış. O enerji kemosentezde kullanılmış. O zaman amonyak oksitlenince numara 2 mi oldu? Amonyak önce nitrite, sonra da nitrit nitrata dönüştü. Ama bu canlılar bu işi niye yaptı? Kendi kemosentezlerinde kimyasal enerji üretsinler diye yaptılar. O zaman kemosentez olayını da anlamış olduk. Kemosentez olayını da anlamış olduk. Tekrar slaytıma geri dönüyorum. Azot döngü slaytıma. Bakın arkadaşlar, nitrit amonyak nitrite, nitrit nitrata dönüştürüldü. Artık bu nitrit nitrat tuzlarını bitkiler, şu oku görüyor musunuz? Bitkiler tekrar kullanabiliyor. Yani azot bir şekilde geri mi dönmüş oldu? Bu arada amonyaktan nitrit, nitritten nitrat olması olayına nitrifikasyon deniliyor. Yani komplece ne? Şurası nitrifikasyon. Azot tekrardan geri katıldı bitkiye ya da tekrardan atmosfere geri verilebilir. Bu olaya da denitrifikasyon deniliyor. İşte azot döngüsü dediğimiz olay bu. Arkadaşlar azot döngüsü sorusu çözmek istiyorsanız bir defa mutlaka burada bu döngüde yazdığım her canlının ototrof mu heterotrof mu olduğunu bilelim. Mesela ilk bitkiler aldı ya. Ya da baklagiller aldı ya, bunların ototrof olduğunu biliyoruz. Bunları heterotrofların yediğini biliyoruz. Gelelim ayrıştırıcılara. Ayrıştırıcılar ototrof mu, heterotrof mu? Ya adam ölü atık yiyor, ölü atık. Ölü atık yiyor. Kendi besini kendisi sentezliyor olsaydı şayet, bu kadar besine ihtiyacı olur da ölü atık yer miydi? Hayır. O zaman ayrıştırıcılar içinde ototrof, heterotrof canlılar dedik. Kendi besinlerini kendileri yapamıyorlar. Yani ne fotosentez ne kemosentez yapabiliyor. Zaten yapsaydı ölü atık yemezdi. Peki nitrit nitrat bakterileri ototrof mudur, heterotrof mudur? Bunlar bal gibi ototrof. Niye? Çünkü zaten amonyağı niye nitrite çevirdi bu adam? Niye uğraştı? Enerji çıksın da o enerjiyle kemosentez yapsın diye. Nitriti niye nitrata çevirdi? Enerji çıksın da o enerjiyle kemosentez yapsın diye. Evet, azot döngüsü bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir iki tane soru koydum kafanızda somutlaşması için. O sorulara bir bakalım istiyorum. Saprofit demek ayrıştırıcının diğer adı bu arada. Saprofit ayrıştırıcının diğer adı. Şimdi azot döngüsünde bulunan bazı canlılar ve bunların görevleriyle ilgili eşleşmelerden hangileri yanlıştır? Saprofit ölü organizmaları ayrıştırıp amonyak oluşmasını sağlar. Evet, amonyak açığa çıkıyordu. Hücre dışı sindirim yapıyordu bunlar. Denitrifikasyon bakterisi havadaki azot gazını toprağa nitrat biçiminde. Arkadaşlar nitrifikasyon mu toprağa doğruydu? Denitrifikasyon mu? Nitrifikasyon. Havadaki azotu toprağa nitrat biçiminde bağlama nitrat bakterisinin işi. Denitrifikasyon bakterisi tam tersi yeryüzündekini atmosfere geri çevirir. Tam tersi. O yüzden cevabım Bursa. Bitki ne yapıyor? Topraktaki nitrat tuzunu alıp aminosentezini kullanır. Olur. Nitrit nitrat tuzları bitkiye geri dönüyor demiştim. Nitrifikasyon bakterisi amonyum ya da amonyağı nitrata çevirir. Evet, nitrit nitrat bakterileridir nitrifikasyon bakterileri. Azot bağlayıcı bakteriler rizobium, o baklagillerin kökünde yaşayan baklagillere kullanılabilir azot sağlamı. Şimdi bakalım böyle anlamlı hani çözelim diyebileceğimiz sorumuz var mı? Şimdi bu soruya da bakalım arkadaşlar. Bu soru da bize ne diyor? Ne vermiş? Kalemim neredesin? Evet. Şimdi arkadaşlar proteini organik atık yemiş. Amonyak çıkmış. Amonyak kimin işlevi sonucu çıkıyordu? Ayrıştırıcılar. O zaman bir kesinlikle saprofit. Amonya numara 2'ye çeviren nitrit, sonra nitrat. O zaman 2 nitrit, 3 nitrat olacak. Cevabım Adana oldu.
Hasat döngüsünün bazı basamakları verilmiştir. ÖSYM'nin sorduğu bir soru bu arada. Bu olayların hangi sırayla gerçekleşmesi havadaki azotun canlı yapısına katılıp tekrar havaya dönmesini sağlar. Bana diyor ki azot döngüsünü sırala. Arkadaşlar bir defa denitrifikasyon, denitrifikasyon. Tekrar havaya verilmesi miydi azotun? En sona bir yerleştireyim. Şimdi baklagil kök yumrucuklarındaki simbiyotik bakterilerin, simbiyoz birlikte yaşam demek, birbirine fayda demek. O zaman o simbiyoz bakteriler, yani rizobiyumlar ilk azotu tutan bakterilerdi. En başa alırım. Kim kaldı araya? Bir. Saprofit bakteriler. Döngüyü hatırladığınızda bunu bu şekilde sıralayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu biliyorsunuz bir tanıtım dersiydi aslında. Normalde evet bu konuyu belki biraz daha ayrıntılara girerek ya da daha önceden bazı konularda bu konuyla alakalı bazı şeylerin aslında temelini ataraktan anlatıyordum. Böyle çok hani hızlı vermeye çalıştım. Anlamadığınız herhangi bir şey olursa bana yazabilirsiniz. Oradan da yine yardımcı olmaya çalışayım. Arkadaşlar sınıf ve ABT derslerimiz sizlerin katılımıyla devam edecek. Umarım hani daha uzun süre birlikte olabiliriz. Diğer konularda da beraber çalışabiliriz. Güzel planlar yaptık. Genel tekrar dersleri, onun haricinde soru çözümleri. Ayrıca kafamda şu var. Mutlaka bugüne kadar sınıf ÖABT'de çıkmış bütün biyoloji sorularını analiz ederek, yani çözgeçten bahsetmiyorum, bütün şıklarıyla analiz ederek derslerin sonunda çözmeyi düşünüyorum. Bence hani sınav hazırlanmanın yolu ÖSYM sorularını iyi analiz etmekten geçiyor. Buradayız arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa, dersle ilgili, dersin planı nasıl işleyeceğimiz, bununla ilgili yardımcı olmak isterim. Mutlaka haberleşelim. Biyolojiden korkmayın. Belki biraz hani ezber geliyor, yabancı kelimeler çok var. Ama inanın sağlam ilerlendiğinde, doğru stratejilerle ilerlendiğinde yapılmayacak ders değil. Belki hani işte kelimeler çok vesaire diye hani uzaklaşıyorsunuz ama o kelimeleri bile böldüğümüzde aslında çok anlam kazanıyor. Arkadaşlar kendim halledebilir miyim noktasında belki hani buna bir değinmek istiyorum. Tonla YouTube videoları var, tonla kitap var ama siz sınava hazırlanıyorsunuz ve bu 1-2 aylık bir süreç değil. Bu yaklaşık 8-9 aylık bir süreç. O yüzden doğru strateji çok önemli. Hani evet ilk başta belki çok tam gaz başlıyorsunuz, tam motive başlıyorsunuz ama sonra bir yerlerde o tıkanıyor. Bir yerlerde insan hani ilerleyemiyor. Daha profesyonel ellere emanet gitmek istiyorsunuz. O profesyonel emin eller burada. O yüzden hepinizi bekliyorum mutlaka derslerimize. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.